26. Genel Kurmay Başkanı Emekli Organer İlker Başbuğ ile beraberimiz devam ediyor. E, Atatürk'ü konuşuyoruz ama dediğim gibi yani Atatürk'ün sözleri, söylemleri üzerinden aslında günümüz içinden geçtiğimiz dönemi de anlıyoruz. Yani e, öyle bir yanıt verdiniz ki 38'de hayatını kaybeden bir tarihi şahsiyet nasıl oluyor da 20. yüzyıla sizin açınızdan kılavuz olabilir dedim. Gittiniz İsrail, Netanyahu üzerinden çok şey çarpıcı bir e, örnek e, verdiniz. 35'te Amerikalı bir gazeteci Amerikalı bir gazeteci verdi. E, Hitler Mussolini'ye karşı Müslüman. özellikle o kent toplumlarının demokratik haklarını kullanarak değil mi onlara evet, evet, örneğini bugün aynı şey İsrail toplumunun demokrasiyi kullanarak ne tam ya, da böyle ateş kesin aynen, eli kullandı denildiği Tabii, bir günde aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün düşüncelerinin özellikle bugün de geçerli olduğunu kanıtlayan sadece bir olay yok. Birkaç olay daha var. Buyurun. Ki bence bu konuyu biraz devam edelim. Çünkü Buyurun. bu önemli bir konu aslında. Evet, evet. Yani evet. Bunu özellikle genç nesillerimizin, gençlerimizin iyi kavramaları çok önemli. Şimdi sevgili Eren, mesela Türk devriminin derinliklerinde yatan fakat genellikle de pek üzerinde durmadığımız veya anlamadığımız bir felsefe var. Türk devriminin temelinde yatan felsefe. ya Daha doğrusu felsefenin temel taşı. Temel taşı. Felsefenin temel taşı nedir diye sorsam şimdi sormayacağım. Bir temel taşı var. <laughs> şimdi bu aslında bu temel taşı ne biliyor musun? İnsanın kendi geleceğine hakim olma düşüncesi. Hmm. Bakın insanın kendi geleceğine hakim olma düşüncesi. Bu düşünce çok müthiş, derin bir düşünce. Elbette ki. Ee, ama bugün için geçerliliğini korumuyor mu? Yüzde yüz. Doğruluğu 100. geçerliliğini koruyor. Koruyor. Çünkü yani Mustafa Kemal'in yaptıklarına hep konuşmalarına bakarsanız hep insan odaklı. Ya bunu anlatamıyoruz işte bunu yani Mustafa Kemal'in zaten bugün de bütün varlığıyla var olmasının ana nedeni de bu. Yani bütün her şey insan odaklı hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi insanın kendi geleceğine hakim olma düşüncesi, değil mi? Bak 28 Aralık 1919 Ankara yeni gelmiş, bir gün sonra Ankara'da Ankara'nın ileri gelenlerini topluyor, onlarla bir konuşma yapıyor. Aslında bu konuşma çok önemli bir konuşmadır toplumu konuşmanın bütününü biliyormuş. Ya. Ben bu kitapta büyük bölümünü almaya çalıştım mesela örneğin. Orada diyor ki kendini kurtarabilmek için <laughs> her kişinin geleceğiyle kendisinin ilgilenmesi gerekir. Bak kendini kurtarabilmek için her kişinin geleceğiyle kendisinin ilgilenmesi gerekir. Kişiler düşünce <laughs> sahibi olmadıkça kişiler düşünce sahibi olmadıkça toplumlar istenen yöre yöne herkes tarafından iyi veya kötü yönlendirilebilir. Şimdi burada demek istediğini şöyle bir toparlarsak diyor ki geleceğinize siz söz sahibi olacaksınız. Kaderiniz elinize alın. hakimiyet niye öyle yazılmış? Kayıtsız, Kayıtsız şartı, milletin. şartı milletindir. Bunun felsefesi bu zaten. Şimdi diyor ki, geleceğinizi siz yön vereceksiniz. Ama böyle yön verebilmek için bir kere ne ol, ne olmanız lazım? Bir düşünce sahibi yani. Bir, bu da eğitimle bağlantılı bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi peki Mustafa Kemal Atatürk bu düşünceyi, bu insan odaklı kendi geleceğine hakim olma bireyin düşüncesi nereden aldı? Oturdu kendisi mi şey yaptı yoksa bir yerden mi kaynak var? <laughs> Şimdi bu kitaplarda ben bunun üzerinde de çok durdum ve suç sonu şu sonuca ulaştım. Bir şey söylediği önemli bir düşünceye baktığımız zaman onun arkasında mutlaka birisi var. Şimdi bu düşüncenin arkasında kim var biliyor musun? Emmanuel Kant. Hmm, Kant. Kant'ın düşüncesi bu. Kant ki 1724 1804 yıllar arasında değil mi yaşamış diyor ki iyi irade özgür irade özgür irade bireylerin özgür iradeye sahip olması ki bunu da aslında bunun karşılığı olarak da Cumhuriyet rejimini tanımlıyor buradaki özgür irade bireyin özgür iradeye sahip olması tabi sınırsız özgür irade olmaz elbette devlet bunu kanunlarla sadece kanun ve yasalarla sınırlandırabilir İşte bu çok önemli bir şey. Yani zaten dikkat edersen 35'teki yaptığı konuşmada da Gladys Baker ne diyor? Bu toplumlar bu liderleri demokratik yollarla değiştirmeli. Evet. Geleceğine yani yine toplumların sahip, çıkmalı. sahip çıkması fikri. Bu müthiş bir felsefe. Biz bunu anlayabildik mi doğru? İçselleştirdik diyelim en azından. Yeterli anladığımızı söyleyebilir miyiz? Sıkıntı var, dünya çapında Yeterli var. anladığımızı söyleyebilir miyiz? Ben söyleyeyim. Evet. Sö hayır, hayır. Hayır. Bu soruya cevap, o cevabım gayet kesinlikle olumsuz. Biz anlamadık Atatürk'ü doğru dürüst. Ne anladık doğru ne de anlatabildik. Şimdi ama bazı insanlar var ki bir bakıyorsunuz öyle bir cümle söylemiş ve diyoruz ki bu bizden daha iyi anlamış Atatürk. Örnek mi? Mihail Gorbaçov. Hmm. Bir değerlendirmesi var. Atatürk'le ilgili bir onun makalesi var. Böyle devlet adamlarının Atatürk'le ilgili bir güzel bir kitap var. Şimdi o kitapta şunu söylüyor Gorbaçov. Biz kuramı, kuramı doğmalaştırdık. Kuramı doğmalaştırdık. Özgür düşünceyi sildik. Hmm. Bak, kuramı doğmalaştırdık. Özgür düşünceyi sildik. Atatürk, Gorbaçov'un cümlesi bu. Atatürk bireylerin bireylerin özgür düşünen ve topluma katkı yapmasını sağlayan kişiliğe sahip olmalarını savunmuştur. Aynı şey. Yani ama Gorbaçov anlamış diyorsunuz. E, anlamış yani. <laughs> Diyor ki biz e, kuramları doğmalaştırdık. Halbuki özgür doğmalaştırdığınız zaman doğma nedir? Devam değişmez, eden artık doğmayı stabil, kabul artık ediyorsun. Yok. Doğru olarak kabul ediyorsun ama zaman ve bilgi değişiyor. Zaman koşullar değişiyor. Siz doğmalaştıramazsınız yani olayları. Doğmalaştırı biraz ideolojiye kaçacak vesaire. O zaman özgür düşünceyi ne yapıyorsunuz? Ortadan kaldırıyorsunuz. Halbuki o diyor ki Atatürk, ...bireylerin özgür düşünen ve topluma... ...katkı sağlayan kişiliğini savunmuştur. Bu çok bence... fevkalade e, ...önemli. Şimdi mesela... ...bir gün e, Yakup Kadri... <laughs> ...ki biliyorsun... E, ...Atatürk'e çok yakın... ...olan çok birisi... Yakın, evet. e, ...bir gün... E, ...diyor ki... ...şu soruyu soruyor... ...paşam diyor... ...bu partinin doktrini yok... Hmm. Yani doktrin, doğma biraz doktrin de biliyorsun şeydir. Cevabı ne biliyor musun? Elbette yok. Yani parti deyince Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Partisi evet. Elbette yok. Eğer doktrine gidersek hareketi dondururuz. Yani bakın ne kadar önemli şeylerden bahsediyoruz. Ya bunlar bence bugün bile bütün varlığıyla gerçekliğini, geçerliliğini daha doğrusu o değil mi koruyor yani çok önemli. Belki konuyu şöyle şununla bağlayalım. Bir de devrimciliği var Türk'ün. Yani belki de en önemli dediklerinin bir tanesi de devrimci olması. Şimdi devrimciliğinde de şu düşüncesi çok önemli. Bak 5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Fakültesi'nde yaptığı konuşma. Aslında ben gençlere buradan iki şey vasıtanla iletmek isterim. Ya lütfen ya birisi biraz evvel referans verdim. 28 Aralık 1919 Ankara'da yaptığı konuşma. Bir, iki, 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Fakültesi yaptığı konuşma. Lütfen okuyun ya. çok Nedir orada sizi okuyun. bu kadar heyecanlandıran şu okuyun. an? Okuyun yani konuşmalar. Orada şunu söylüyor. Diyor ki devrimcilikle ilgili olarak millet... ...ihtiyaçların değişme ve gelişmesiyle devamlı değişme ve gelişmeyi temel alan... ...dünya ile ilgili bir idare anlayışını yaşama nedeni saymıştır. Yani şartlar değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. İhtiyaçların değişimi, şartların değişimi, bilginin değişimi ...yani not, neticede devamlı gelişmeyi değil mi değişimi kabul eden bir dünya görüşüne sahip olmak. E bu nedir yani? İşte bu devrimciliktir. Ki Mustafa Kemal'in en özelliklerinden, temel niteliklerinden biri. Peki bu bugün şeyini korumuyor mu? Güncelliğini korumuyor, Güncelliğini evet. korumuyor mu? Hatta bu konuda biraz çok da radikal yani bu devrimcilikte. <laughs> biraz hatta tabii. <laughs> Sınırı da veya sınır demeyelim de çıtayı çok yüksek koyuyor çok ilginçtir bak şimdi. Yine aynı konuşmada. Diyor ki bilim ve fennin dışında kılavuz aramak bilgisizliktir. Doğru yoldan sapmaktır. Bilim ve fen. Yalnız bak burasına lütfen Eren dikkat edelim. Yalnız bilimin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki evrelerinin gelişmelerini kavramak ve ilerlemelerini zamanında izlemek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki bilim ve fennin çizdiği kuralları bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette bilim ve fen içinde bulunmak değildir. Yani bilim ve fendeki ortaya konan bazı kuramların bile zamanla değişebileceğine dikkat eden bilimler var. Hocam dinamik bir şekilde takip etmeye devam etmek zorundasınız. Niye bu? değişecek? Yani şimdi ee, örneğin bundan 100 sene evvel bilimin ortaya koyduğu bir kuram, teori o andaki bilgilere bağlı değil mi? Ama dünyada o kadar çok bilinmeyen şey var ki 100 sene sonra e, bilim adamları veya bilim, bilim insanları yeni bir bilgiye erişiyorlar. E, o zaman bugün Einstein bile Einstein'ın bazı teorilerinin tartışılabileceği evet. gün, günümüze kalıyor. Ki zaten yanlışlana yanlışlana bilim gelişiyor. Ee, e, dolayısıyla e, herhalde ee, evet. Daha Soruya çok konuşabiliriz. Yanıt ama... oldu, evet. E... zaten burada durayım artık bu konuda. Estağfurullah.